Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz herkese. Çalışmalar. Önemli güzel bir soru tarzını sizler için çözmeye çalışalım. Aslında sorumuz çok sıkıntılı bir soru değil ama olur da sınavda karşımıza çıkarsa kaçırmayalım arkadaşlar. E, demiş ki sorumuzda bize Px polinom verilmiştir. Bu polinomun x 1'in 3. kuvvetiyle bölümünden kalan 3x artı 2 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi bizim elimizde bir Px polinomu varmış arkadaşlar. Bu biz bu Px polinomunu x 1'in 3. kuvvetine böldüğümüz zaman kalanımız neymiş? 3x artı 2'ymiş. Buradaki bölüm polinomuna da qx diyelim biz. O zaman px polinomunu şöyle yazabiliriz. px eşittir. x eksi 1'in 3. kuvveti çarpı qx artı 3x artı 2. 3x artı 2'yi karşıya px'in yanına atarsak arkadaşlar. px eksi 3x eksi 2 eşittir diyeceğiz. x eksi 1'in 3. kuvveti çarpı qx olarak gelir. Aslında arkadaşlar bakın x eksi 1'in 3. kuvvetinde ben bir kere türev alsam. 3 çarpı x eksi 1'in karesi olur. Sonra bir kere daha türev alırsam 6 çarpı x 1 olur. İkinci türevde de x yerine 1 yazdığımız zaman 0 geliyor. Biz burada eşitliğin her iki tarafının iki kere türevini alırsak ve x yerine 1 yazarsak aslında eşitliğin ikinci tarafı 0 gelir. burada da arkadaşlar p'nin ikinci türevi 1 olarak gelir. Biz bunu gösterelim. Yani sadece söylemekle yetinmeyelim. burada ilk önce her tarafın birinci türevini alalım arkadaşlar. Bakın Px'in türevini aldığımız zaman P'nin türevi x yazdım. Eksi 3 x eksi 2 vardı. Türevini aldım. Eksi 3 yazdım arkadaşlar. Eşittir dedim. x eksi 1'in üçüncü kuvveti vardı. Türevini alırsak 3 çarpı x eksi 1'in karesi çarpı arkadaşlar. E, i̇kincinin kendisi yani qx. Artı diyorum arkadaşlar qx'in türevini q'nun türevi x olarak göstereyim. Çarpı birincinin kendisi olarak geldi. Şimdi her tarafın bir kez daha türevini alalım. Böylece ikinci türeve geçmiş olalım. P'nin türevi x'ten. P'nin ikinci türevi x arkadaşlar. Eksi 3'ün türevi zaten sıfır eşittir diyorum. Burada 3 sabit olduğu için şöyle yazalım isterseniz. Bakın 3 çarpı diyelim. Parantez içerisinde gösterelim. Ee, şu ifadenin türevini alıyorum. x eksi 1'in karesinin türevi 2 çarpı x eksi 1 olur arkadaşlar. Sonra değil mi? İkincinin kendisi qx diyorum. Artı qx'in türevi q'nün türevi x çarpı arkadaşlar. Birincinin kendisi x eksi 1'in karesi olarak yazdım. Şimdi bir de sağdaki ifademiz var. Bakın şuradaki ifadenin türevini de alacağız. Artı diyorum onu da aşağıya yazalım. Q'nun türevi x'in türevini alırsam Q'nun ikinci türevi x çarpı x eksi 1'in üçüncü kuvveti. Artı arkadaşlar x eksi 1'in üçüncü kuvvetinin türevi 3 çarpı x eksi 1'in karesi çarpı birincinin kendisi Q'nun türevi x olarak yazdım. Şimdi burada bakın x bir 1 yazdığımız zaman P'nin ikinci türevi 1 eşittir diyeceğiz. Bir renk değiştirelim arkadaşlar. Bakın e, şurada x eksi 1 var. x yerine 1 yazdığımız zaman 0 oldu. E, çarpım var şurada. Bakın 0 olarak gelir. Yine x eksi 1 var. Bakın yine 0 olarak geldi arkadaşlar. Yine x eksi 1 var. x eksi 1 var. 0 olarak geldi. Yine x eksi 1 var. 0 olarak geldi. P'nin ikinci türevi 1 gerçekten de neye eşitmiş? 0 eşitmiş. Şimdi biz P'nin birinci türevi x'i yazalım arkadaşlar. Yazdığımız zaman 15 çarpı x üzeri 14 değil mi? Eksi 13 çarpı x üzeri 12. Artı 2ax artı b şeklinde yazdım. E, P'nin ikinci türevi x'e baktığımız zaman arkadaşlar 15 çarpı 14 çarpı x üzeri 13. Eksi 13 çarpı 12 çarpı x üzeri 11. 2ax'in türevini aldım. 2a olarak geldi. P'nin ikinci türevi x. E, daha doğrusu P'nin ikinci türevi birkaç eşitti? sıfır eşitti. O zaman arkadaşlar biz e, şu ifadede bakın şu. Yok gösteremedik. Heh. Şu ifadede x yerine 1 yazalım. Ve 0 olduğunu gösterelim. 0 eşittir. 15 çarpı 14 eksi 13 çarpı 12 artı 2A olarak geldi değil mi? Ee, şuradaki ifadeyi karşıya atarsam 13 çarpı 12 eksi 15 çarpı 14 eşittir 2A olarak gelir. Bir renk daha değiştirelim arkadaşlar. Burada her tarafı 2'ye bölersek şöyle her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar 13 çarpı 6 eksi 15 çarpı 7 eşittir A olarak gelir. 13'e 6'yı çarparsam 78 eksi 157 7'yi çarparsam 105 a eşitmiş. 78'den 105'i çıkartırsam A eksi 27 olarak gelir. Bakın zaten bize A sorulmuştu. E, dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı edilene şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.